Şampiyon Manchester City şampiyonluğunu korumak için başlayacağı 2012-2013 sezonunun ilk maçında ligin yeni takımı Southampton'ı konuk edecek Etihad Stadı'nda. City geçen sene tabii gol farkıyla şampiyon oldu. Aynı zamanda sezonun ilk maçında Community Shield'da FA Kupası'nın sahibi Chelsea'yi rahat bir oyundan sonra 3-2 yendi. Rakiplerin 10 kişi kalması onlara yardımcı oldu ama ikinci yarıda özellikle 15-20 dakika Manchester City fırtına gibiydi. Çok daha fazla gol atabilirdi. İki gün öncesine kadar henüz transferde ses çıkartmamışlardı. En sonunda genç yıldız adayı Everton'ın Rodwell'i kadrosuna kattı Mancini. Liverpool'dan Agger'la da şu anda hala flört içindeler. Defansın ortasında bir seçenek arıyor. Geçen sene Kompany ve Lescott'un olmadığı her maçta problem yaşamışlardı. Dünkü gibi Savic Kompany ile dün oynuyordu ve maçın ilk yarısında sarı kartlılar biraz daha rahat gösterilseydi kırmızı kartla da oyun dışında kalabilirdi. Torres tek başına o ikisini zor durumlara düşürdü. Ama tabii Mancini'nin özellikle hücum alanında ve orta sahanın ilerisinde çok ciddi derecede fazla seçeneği var. Agüero dün pazar günü çok iyi oynayan Tevez, daha hiç oynamayan ama Avrupa Şampiyonası'nda büyük sükse yapan Balotelli, Nasri, Silva derken Dzeko'yu bile sayamıyoruz. Oldukça fazla seçenek var dediğimiz gibi ve dün gözüktü ki özellikle Community Shield maçında City'nin geçen sene zorlandığı defans açma problemi ki Barcelona'nın Bayern Münih'in açamadığı defansı dün parça parça ettiler. Dolayısıyla City tabii bu senenin de en önemli adaylarından bir tanesi. Southampton geçen sene Championship'i ikinci olarak bitirerek çıktı. Nigel Atkins iki sezon üst üste League 1'den Southampton'ı iki sezonda Premier Lig'e zıplattı diyelim. En önemli oyuncusu geçen sene 27 gol atan Richie Lambert'ın yanında pahalı transferleri Jay Rodriguez bu sene gol yollarında önemli iki isim ve aynı zamanda da bu tecrübesiz kadroya, genç kadroya Glasgow Rangers'ın eski kaptanı Steve Davis'i getirdiler. O da bir denge kurabilir ama şahsen Southampton'ın bu sene düşme adaylarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla ilk maçta City zorlanmayacaktır. Hem handikap oynayabilirsiniz hem de bir.